Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle Teknik markasının ürünlerini deneyeceğiz, makyaj yapacağız. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi size ürünleri göstermeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Bugün aslında Beardist'in yeni ürünlerini deneyecektik, en yeni ürünlerini. Sonra akşam baktım ki yine yeni ürünler çıkarmışlar. Stick farlar çıkmış, Light'ın işte farklı kaş kalemleri çıkmış. Ayrı ayrı olacağına ben de dedim 1-2 güne o ürünleri de bulmuş olurum. Toplu bir videosu olur, daha güzel olur diye düşündüm. Hazır sabahta eShop'tan bir PR kutusu geldi. Kesinlikle işbirliği değil bu video ama ürünler hediye ve gerçekten çok güzel ürünler var. Ben de dedim ki neden sadece Teknik ürünlerini denediğim bir video olmasın. Hemen şöyle size göstereceğim. Bugün bu ürünleri deneyeceğiz. 1-2 gün sonra da Beardist'in tüm yeni ürünlerini denemiş olurum diye düşünüyorum. Reels olarak daha önce tabii ki paylaşıyorum ama toplu ve daha böyle uzun süreli kullanım yorumlarımı da burada paylaşıyorum. O videoda gelecek tabii ki. Ben şöyle ürünleri göstereyim size. Fiyatlarına da baktım. Her şekilde yine bilgi vereceğim. Ama ben de ilk defa deniyorum sizinle birlikte. İlk olarak şöyle bir far paletimiz var. Biz bu far paletinin unconditional'dı sanırım. Daha pembemsi bir rengi vardı. Onu denemiştik ve çok güzeldi. Herkesin de çok beğendiği bir far paleti. Şu an fiyatına baktım dedim. Fiyatlarını unuttum. Ben burayı yazmaya çalışacağım editte. Şöyle göstereyim. Bu sefer bu paleti deneyeceğiz. Bu da çok güzel görünüyor. Muhtemelen yine muadil paletlerden bir tanesidir. Hangi markanın olduğunu şu an bilmiyorum ama Huda olabilir. İkinci ürünümüz şöyle bir fondöten. Yine Teknik markasının, tüm ürünler Teknik markasının bu arada. Teknik demeyeyim sürekli. Profilter isimli bir fondöteni. Medium warm rengini göndermişler fakat çok koyu gördüğünüz gibi ve turuncumsu duruyor. Ben bunu tüm yüzüme uygularsam diğer ürünlerin güzelliğini göremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden ben kendi fondötenime kendi kapatıcımı uygulayacağım. Bunu el üzerinde size göstereceğim. Biraz yapısını gördüm, baktım yani şöyle bir inceledim. İnce bir ürün ve içerisinde ışıltılar var gibi. Hatta hemen göstereyim size. Şöyle fazla turuncu. Bu rengi değil ama açık rengi var. Ona baktım. O renk tabii ki çok daha iyi olur. Bu maalesef yani olmaz. Şöyle göstereyim ama bakar mısınız? Yok. Yani imkanı yok. Şöyle el üzerinde ben size göstereyim. Rengini bu olarak düşünmeyin. Kendi renginiz için düşünün. Işıltılı bir ürün. Bayağı ışıltılı bir ürün. Charlotte Tilbury'nin yani bu paketlemeyi görünce o ürün direkt aklıma geldi. Ve Maybelline'in ona muadil gösterilen bir ürünü var biliyorsunuz ki incecik. Biraz o hissiyatta bir ürün. Yani ince, ışıltılı, hani belki baz olarak da kullanılabilecek bir ürün gibi. Ama tabii direkt böyle bir ışıltı içinde kullanabilirsiniz. Buradan gördüğüm kadarıyla ve yapısından anladığım kadarıyla çok kapatıcılık yok ama gördüğünüz gibi ışıltı ve renk eşitleme gibi düşünebiliriz. Böyle bir ürün. Sonrasında şöyle bir rimelimiz var. Bunu deneyeceğiz. Hemen bir fırçasına bakalım. Şöyle bir fırça. Şöyle bir highlighter var. Yine bu Profilter serisinin sanırım, paketlemeden öyle düşündüm. Şu ikisi biraz aynı renk gibi ama bunlar gerçekten çok yumuşak ve güzel görünüyor. Çok merak ettim bunları. Bunun rengi Afterglow. Bu harika görünüyor. Çok doğal duracakmış gibi. Ve fiyatları 150 lira gibi bir şeydi. Bu da aynı şekilde. Bu da Golden Hour. Bu da gerçekten çok güzel görünüyor. Bunların hepsini deneyeceğiz. Ve son olarak çok dikkatimi çeken bir dudak yağı gelmiş. Sanırım bu yağ. Evet. Bunu da şöyle deneyeceğiz. Şimdi ben hemen kendi ürünlerimle makyajıma başlıyorum. Ten ürünlerimi, kaşımı halledeyim. Yeni ürünlerde buluşacağız. Şimdi şöyle düşündüm, temiz bir makyaj görüntüsü olsun istediğim için normalde de yaptığım gibi ilk olarak gözlerden başlayacağım. Sonrasında ten makyajına geçeceğim. Ve dedim ki paletle başlayalım. Kolumun üzerinde size pigmentasyonumu göstereyim, tüm renkleri. Daha sonrasında da makyajımıza geçelim. Şöyle sırasıyla başlayacağım. Ben çok iyi çıkacağını düşünüyorum ama en merak ettiğim renk de bu. Bu arada şöyle bir renk. Çok güzel görünüyor. Ya bu yansımalı renkler o kadar güzel ki. Yine boş parmağımı sürüyorum. Her zamanki gibi. Bunu kesinlikle kullanmak istiyorum. Çünkü bir iki kişide görmüştüm ve çok güzel olmuştu. Direkt onunla başlayabiliriz. Bu da böyle tatlı bir pembe. Şöyle uyguladım ben. Şöyle tekrar göstereyim. Çok güzel bu arada pigmentleri ve yumuşacık. Diğer far paletini denediğimiz için açıkçası hiç şüphem yoktu. Bence çok beğeneceğiz yani göz üzerinde de. Ben hemen hızlı hızlı uygulayayım. Tüm renkleri göstereyim size. Bunu böyle yapmamam mı gerekiyordu bilmiyorum ama renk direkt dağıldı. Şurada pigmentler var ya. Bu şekilde bir renk oluştu. Bunu anlayamadım. Parmağımda da diğer far yoktu aslında. Niye böyle oldu? Şöyle bir renk bu. Islak ve bu da güzel görünüyor ama şey renk böyle. Bakır
renginde. Hemen diğerlerine geçelim. Şuradan devam edeyim. Çok güzel pigmentleri. Gerçekten hem mat farları hem de ışıltılı farları çok başarılı. Ben çok beğendim. Pigmentini çok başarılı buldum. Hem günlük makyajlar hem de gece makyajları rahatlıkla çıkar. Şöyle bir yansımalı rengimiz var. Morumsu. Şöyle bir pembemiz var. Bu da çok tatlı. Ve diğer renklerde günlük olarak çok çok uygun. Vallahi çok güzel bir palet bu da. Belli ki. Sadece şu şeyi yani hani daha güzel bir şey bekliyordum ben ondan ama böyle bir bakır rengi çıktı böyle. Nasıl söyleyeyim? Kiremit aslında ya. Evet. Böyle bir renk çıktı. Şimdi ben ilk olarak birazcık göz kapağımı ısıtmak istiyorum. Şu renkle başlayacağım. Tabii ki tozutuyor. Mat renklerin de bence pigmentasyonu gayet güzel. Işıltılılara zaten diyecek hiçbir şey yok. Bayağı iyiler. Benim gönlüm açıkçası biraz şu moru denemekten yana ve şu pembeyi. Diğer renklerle de çok güzel makyajlar çıkar aslında. Yani gece makyajları bile çıkar. Ama şunu özellikle denemeyi çok çok istiyorum. Biraz o yansımayı görebilecek miyiz göz üzerinde de ona bir bakalım. Şöyle gelişigüzel uyguluyorum. Sonra concealer'la düzelteceğim. Birazcık her zamanki gibi dış taraflara bir gölge yapmak istiyorum. Şu koyu renkle. Sonrasında şu koyu rengi parmağımla uygulamak istiyorum. Şunu. Çok güzel bir renk. Ama şu pembeyle birazcık kapamış mı olduk rengi bilemedim. Biraz daha o yüzden yoğun uygulayacağım. Birazcık şu pembeden alacağım. Biraz daha hatta şöyle getireceğim ki bunun ışıltısından da faydalanalım. Koyu renkten yine birazcık alıyorum. Ben şimdi hemen ten makyajıma geçiyorum. Tamamlayalım görüntüyü. O zaman göz makyajı da daha iyi görünecektir. Şöyle göstereyim size. Hemen rimelimize geçelim. Rimelimizin ismi Intoxicate. Şöyle göstereyim. Ne çok yumuşak ne çok sert bir fırçası var gibi. Ama çok da yumuşak görünmüyor. Şöyle bir fırça aldım da göstereyim size. Başlayalım uygulamaya. Kirpikleri güzel kavruyor ve siyahlığı güzel gibi. Kamerada özellikle güzel görünüyor şu an. Hemen bir aynada da bakacağım. İlk katımız bu şekilde. Bence hiç fena değil. Hemen ikinci katı uygulayayım. Çok böyle aşırı siyah durmuyor gibi. Ya da bilmiyorum. Ben çok böyle yoğun uygulamayı sevdiğim için bana az geliyor da olabilir. Yani güzel ama sanki aynada o aşırı siyahlığı göremiyorum. Normal siyah bir rimel. Bu da ikinci katı. Yok evet çok yoğun siyah bir rimel değil. Daha böyle normal hani doğal demeyeyim çok da yine doğal durmuyor bu görüntüde. Daha hafif rimelleri sevenler için güzel olabilir. Ama benim için çok şey değil. Yani ben çok koyu görüntüyü seviyorum. Yani böyle dolu dolu, yoğun siyah görüntüyü seviyorum. Ama bu da gayet güzel aslında. Hem uzatıyor, hem kıvırıyor, hem de bence hacim anlamında da fena değil. Gayet güzel görünüyor. Şimdi geçelim highlighterlarımıza. 3 adet highlighterımız var ve bununla başlayalım bence. Bu sanırım fondötenin serisinden olan şöyle bir highlighterımız. Altın görünüyor. Hemen elimde göstereyim. Çok iyi görünüyor. Yani ışıltısı falan harika görünüyor. Göz için de sanırım uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle yapısı falan incecik. Biraz böyle pudrayla falan sabitlenirse çok güzel. Yani ben highlighter kullanmıyorum ama şu duruşu gerçekten çok beğeniyorum. Eğer cildiniz müsaitse de hakikaten çok güzel görünüyor. Şu an bunu çok beğendim. Işıl ışıl harika duruyor. Yani böyle acaba biraz baz olarak falan kullanılır mı ya da fondötenlerle karıştırılır mı bilemiyorum. Biraz böyle yağlı bir hissi var yalnız bunun. Hani göz için düşündüm ama biraz yağlı bir his gibi. Sabitlemesi zor olabilir ama çok güzel görünüyor. Şurada hemen azıcık deneyelim. Ben şöyle yapacağım. Parmağımı alacağım. Çünkü diğerlerini de deneyeceğiz ya. Hepsinin rengini ayrı ayrı görelim. Çok geniş bir alana uygulamayacağım o yüzden. Şu kadar yeter mi fazla mı? Şöyle yapayım. Şimdi benim tüm gözenekler zaten ortada iyice ortaya çıkacak. Aşırı doğal ve güzel duruyor. Yani bu çok güzelmiş. Bakın tam şurası. Kesinlikle böyle simsim durmuyor. O altın yansıması çok böyle hani koyu da değil. Böyle turuncumsu oluyor ya bazısında. Kesinlikle öyle de değil. Tam olarak burada durduğu gibi. Hatta daha bile hafif duruyor bence. Burada sanki birazcık daha koyu rengi gibi. Bakın bu bayağı güzel. Hemen şunlara geçelim. Ben bunları çok merak ediyorum. Çünkü bunun rengine bayıldım. Bu Afterglow olanı. Aa, nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Bunun böyle olmaması lazım. Şimdi ben bunlarda bir sıkıntı yaşadım. Yani benim ürünlerimle mi alakalı yoksa böyle mi ürünler bilmiyorum. Bakacağım mutlaka ama online sitesinde görmemiştim böyle bir şey. Aplikatörleri var zannediyordum ama yok. Ve şu ürünün yarısını masaya şey yaptım yani. İyi ki başka bir yere gelmedi. Yok. Aplikatör yok. Demek ki böyle. Aynen.
Yani ben sünger uç falan bekliyordum. Birazcık dikkatli açmak lazım. Vallahi çok şaşırdım. Evet, böyleymiş yani. Ben herhalde fazla şey yapmışım. Öyle bir şey beklemişim. Şimdi bu pembemsi olanı çok güzel ya. Bu ışıltı o kadar güzel ki. Şimdi ben birazcık fazla aldım bu arada elime. Bu şekilde duruyor. Ben ışıltılarına bayıldım. Ya hakikaten yaz için çok çok güzel. Bunu da şuraya uygulayayım mı? Altına da bunu uygulayayım. Çünkü diğer tarafa da diğer sarıyı uygularız. Ya da buraya mı uygulayayım? Durun bakalım. Neyse şuraya uygulayayım. Biraz daha görünür olsun. Tam da sivilcelerimin olduğu yerde iyice pembelik olacak şimdi. Neyse. Yani çok güzel. Ya bu şimdi görünecek mi size? Biraz daha fazlalaştıralım. Ben şu tarafa da uygulayacağım. Hemen bu sarının altına da pembeyi uyguluyorum. Şöyle farkını görelim. Biraz kalın bir ürün. Yoğun bir ürün. Evet. Daha hafif alınabilir fırçayla. Bakın üstteki sarı olan ilk denediğimiz alttaki de pembe. Çok güzel ışıltıları. Ben çok beğendim. Dediğim gibi ya parmağınızla uyguladığınızda biraz daha böyle şey yapmanız lazım. Yaymanız lazım ya da fırçayla minicik almanız lazım. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Evet. Gelelim bunu denemeye. Bununla bunun arasında bir fark var mı? Bilmiyorum. Bu daha sarı, daha simli gibi duruyor ama bu da simsim durmuyor. Yani tamamen bir ışıltı halinde duruyor. Bu belki daha bir tık daha doğal duruyor olabilir. Hemen bunu da deneyelim. Ama bu paketlemesini pek beğenmedim. Onu söyleyeyim. Bu çok daha sarı. Diğeri sanki daha doğal duruyordu. Bu bayağı sarı. Bu da bu şekilde. Bunu da ben yine şuraya uygulayacağım. Biraz daha üst kısma. Ama bu tarafta ışıktan dolayı görünmüyor ya. Taşın altına uygulayalım mı biz bunu? Evet. Hadi biraz da burun kısmını uygulayalım. Şöyle. Ben açıkçası highlighterları çok beğendim. Çünkü 150 liraya performansları bence çok iyi. Yani çok güzel görünüyor. Bilmiyorum kullananlar tabii ki daha iyi bilir ama simsim durmuyor ve ıslak duruyor. Bakın şimdi burada da bu şekilde duruyor. Ben aynada baktığımda da o şekilde duruyor ve simsim değil yani hiç rahatsız etmedi beni. Gelelim son ürünümüze bu dudak yağına. Bunun da paketlemesi çok güzel bu arada. Gerçekten kalp şeklinde. Şöyle. Bunu da şöyle yeni açtım. Bakalım yapısı nasıl. Görüntüsü çok güzel. Paketlemesini çok beğendim. Herhangi bir yapışkan his yok. Sanırım bunu çantaya atacağım. Bu bayağı hoşuma gitti. Yani düz böyle bir... Ben yağ olarak okumuştum online'da ama bu şey... Yağ değil. Gloss. Evet bunu çok beğendim. Dudak kalemim de çok yakıştı. Kiko 36 numarayla çok güzel oldu. Ve çok da güzel parlıyor. Benim teknik ürünleriyle makyajım bu şekilde oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.